Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sözelci geometri öğreniyor serimize devam ediyoruz. Dik üçgeni işliyoruz. Daha önce Nagan öğretmeniniz bana Pisagor'u anlatmıştı. Şimdi ne anlatacaksınız hocam? Şimdi Öklid bağıntıları. Gerçi yazıyormuş zaten. Evet. Pisagor'da o muhteşem işte c kare eşittir a kare artı b kareyi bulmuşuz. Sonra Öklid demiş ki ben daha iyisini yaparım demiş. Ve evet. Sonra Pisagor bağıntılarını da kullanarak şöyle bir şey çıkartmış. Onu da harmanlamış yani. Aynen, bir tane dik yetmemiş Öklid'e, dikten dik insin bir de demiş. Şuradan aynen. Şuraya indirdi değil mi? 90 derecelik açıdan bir tane dik iniyorsa orada direkt aklıma benim Öklid gelecek. Hangi soru olursa olsun önce bir Öklid'i düşüneceğim yani orada. Şu şekli görür İki görmez aklımıza Öklid gelecek. Aynen öyle. Şimdi burada 4 tane bağıntımız var. Nelermiş onlar? En çok kullanılan h kare eşittir p çarpı k. Hı-hı. Öncelikle ABC üçgeninde 90 derecelik açının karşısına hipotenüs. Yani hipotenüse bir dik inmiş. Evet. Bu bütün kenar A'nın karşısı A, B'nin karşısı B kenarı, C köşesinin karşısı da C kenarı evet. dedim. Bu 90 derece dikin böldüğü iki parça da P ve K olsun evet. diye P ve K olsun pardon tamam. dedik. Şimdi bu durumda yüksekliğin karesi yani h kare karesini aldım. Bununla bunun çarpımına iki parçanın eşit. Hangi iki parçayı ayırdıysa P ve K'nın çarpımına eşit olacak. Hı-hı. En çok kullandığım sorularda zaten bu. Bu daha çok çıkıyor yani. Kesinlikle. Tamam. Öklid deyince ilk akla gelen bu. Hı-hı. Ondan sonra geldim h çarpı tamamı A tamamıyla çarpıyorsam parçaları unuttum. Anladım. Yükseklikle tamamını hipotenüsü çarptım. Eşittir. B dik ile. Kenarların çarpımı B ve C. Her zaman böyle yani. Aynen. Sonra C kare ile B kare ile başlayanlar var. C ve B dik kenarlar. Bu ikisi dik kenarlarla ilgili olanlar. C ve B. Evet doğru. Şöyle aklımızda tutabiliriz belki. Ya şunu da hamburgerin karesi, patates kızartması, patates kola gibi ezberliyor arkadaşlarımız. Onu da hatırlatalım. Hı hı. Şimdi C ile başlıyorsam C dik kenar değil mi? Hipotenüs değil. Evet. Dik kenarlardan birini aldım. Dikten dik de var. Burada parçalarım belli. Hı hı. C'nin karesi diyorum. Eşittir. Önce kendi tarafındaki küçük parçaya bakıyorum. Nedir o? P. P. Sonra yetmiyor tamamıyla çarpıyorum. Yani A ile çarpıyorum. O da nedir? P artı K'dir. Hı. Tamam, bunu ayrı toplayacağım. Tamam, anladım ben. Önce kendi tarafındaki parça, sonra tamamıyla çarpıyorum. Tamamdır. Yani mesela burası 2, burası 3 diyelim ki. C kare eşittir 2 çarpı 5 diyeceğim. Tamam, B'deyken de aynısını K ile yapıyorum. Karesini aldım. Kendi tarafındaki parça K, sonra da tamamı A tam yani P yapıyorum. Artı K. Evet. Hemen böyle küçük bir soruyla başlayalım. Dikdörtgen demiş. Evet. Dedik ki hani demiştik ya kare ve dikdörtgen zaten dik üçgende çok kullanılıyor. Dikdörtgenin özelliği ne? Ben biliyorum. Bütün iç açıları 90 derece. Şuradan bunu yerleştirdim. Herhalde. Süper. Buradan bir tane dik indiğim zaman şu içerideki şekilde dikten dik indiyse ne diyeceğim? Öklid. Öklid diyeceğiz evet. Parçalar. Buyurun. Peki şu bunu aşağı inebiliyor mu direkt? Yani dikdörtgense tabii yani ki hepsi 90. Dolayısıyla burada 3. Aynen. Doğru mudur? Evet doğrudur. Burası da 4. Ne istiyor bize hocam? X'i istiyor. Ha burayı istiyor. Burayı ne istiyor? Şurayı isteseydi. Orayı istese zaten. Tabii doğru. Aynı Aa, şey. Doğru doğru. Şunun uzunluğuyla buraya eşit olduğuna evet. göre şurayı bulsam yeterli. Aynen öyle. Hemen formüle bakıyorum. H kare eşittir. Peki. P 4 çarpı 3 o da eşittir 12 hocam. Yani H 12 olduğuna göre X de görmez olaydım diye. Ha tamam anladım anladım. H kare evet. eşittir 12 olduğuna göre neyin karesi 12 olması lazım? Hiçbir şey. O zaman kök 12 değil mi? Evet sonra ne yapıyorduk? 2 çarpı 2 4 çarpı 3 süper. Yaparım. Süper yine kök içinde. Evet. Karesi olan oraya dışarı zıplıyordu. 2 kök 3 tamam anlamışım. Mükemmel. Burası 2 kök. Sayılarda tamam. Tamam 2 kök 3. Vay be. Geçtik sayfamızı. Hiç, ileride bir gün Öklid'den soru çözeceğim hiç aklıma gelmez. Evet devam edelim. Şimdi burada biraz karışık gibi görünüyor başta baktığım zaman. Ama aslında kolay adım adım gideceğim. Hı-hı. Ne demiş? ABC bir büyük üçgenimiz var. Bir de içeride küçük bir dik üçgenimiz var. Evet. İkisini de dikkat edersem bu büyük üçgende de 90 derecelik açıdan dik iniyor. Aynı dik aslında bunun da bir parçası. Küçük üçgen içinde yine dikten dik iniyor. Yani hem büyükte hem küçükte Öklid uygulayabilirim. Tamam. O zaman büyükte önce burayı x derken hocam bu x'in tamamı mı yoksa hayır, şuraya kadar mı? Hayır parça x. Onu göstermesi lazım işte. Ben yazmadım soruda. Ben çözerken zaten söylüyoruz diye uzun uzun yazmadım. Evet. Şimdi şu parça x, bu parça 2, bu parça 4. Burayı bilmiyorum. Ve burası da 8. Şimdi büyükteki x'i bulmak için aslında ben x'i doğrudan bulamasam da x artı 2'yi bulabilirim. X artı dikten 2'nin karesi dik... eşittir 4 çarpı 8. 4 çarpı 8 burası.
Ha, şu kısmı da alacağım ya. Ha, doğru, ben şuraya kafam şimdi burayı gitti. Bilmiyorsam büyükten gidemiyorum. O zaman kapattım. Küçükten gidebilir miyim? Ona bakacağım. Küçük üçgende burası gideriz. Yükseklik 2H kare, 2'nin karesi eşittir. P ve K ne burada? 4 soru işareti evet, mi? Evet, 4 çarpı soru, soru işareti. 2 kere 2, 4. O zaman ne oldu soru işaretimiz? 4'e neyi çarparsam? 1. Vay be, olay bitti. Soru bitti hocam. Bunu bulduysam artık büyükte öklit yapabilirim. O zaman büyükte öklit şöyle yapıyoruz. Burası 4 ise burası 9. Kesinlikle süper. O zaman 4 kere 9, P ve K'nin çarpımı 36. 36. Neyin karesidir? X artı 2'nin karesi. 36'da 6'nın karesi olduğuna göre x artı 2'nin 4. Şöyle evet. Yazalım mı? X artı 2'nin karesi yani h kare büyük üçgende. Evet. Parçalar 4 çarpı 9. Burası 36 ise 36 neyin karesiydi? 6'nın karesi. İçerisinin 6 olması lazım. 4. X'de ne kaldı? 4. Vay 4 be. Kaldı diyebiliriz. Bu zevkli değil mi öklit? Öklit Pisagor'dan daha iyiymiş hocam. Evet. Şimdi demiş. Pisagor'dan daha iyisini yapabiliriz. Kıymet yapmak gibi olmasın da. Bu arada daha kullanışlı. İlk sayfayı alalım. Arkadaşlarımız tabii. Geometriye meraklı olan, merakı olmaya başlayanlar varsa. Vardır. Burada aslında şu h kare p çarpı k'yi bulmak için meraktan patates yapabilirler. Kızartma. Şurada bir dik üçgen yok mu? Evet. Burada da bir dik üçgen var. Hı-hı. Bu iki dik üçgende Pisagor yapmış Öklit. Sonra Hı-hı. bir de büyükte Pisagor yapmış ve bu bağıntıyı Hı-hı. oradan bulmuş. Aferin. Ya da benzerlikten de bir ispatı aferin, var. Aferin Öklit. Adamsın. Adamın dibi. Evet. Evet. Şimdi yani böyle bir sürü dik var. Demek ki Öklit'i zaten bir yerde kullanacağım. Dik varsa Öklit'i mecbur kullanacağız değil mi? İki tane dik görüyorsam Öklit aklıma gelecek. Bir tane görüyorsam Pisagor'dan. Hı hı. Şimdi baktım burada nereden gidebilirim? X'i soruyor. Evet. X'i bulmak için yok. Ne diyebilirim? Ben x kare eşittir. Böldüğü parçalar ne büyük üçgende? 5. Şurada 5 var. Burası 5. 5 çarpı bilmiyorum. Soru işareti. Şimdi orayı bilmiyorsam demek ki aşağıdan yararlanmamı istiyor. Evet. Şimdi 2 bilinmeyen var değil mi? Yine dikten diki gördüm şu üçgende. Hı hı. 4'ün karesi h kare eşittir nedir? Ayırdığı parçalar. 2'nin karesi. Çünkü burası değil mi hocam? Karesi, karesi mi diyoruz? Ha, 2 çarpı pardon. Hı hı. 2 çarpı 3 artı soru işareti. Burada da 2 bilinmeyen var. Hayır, tek bilinmeyen var. Burada ha, x ve doğru, soru işareti. Tamam tamam. 16 eşittir. 16 eşittir. 2 ile neyin çarpımı 8, 16? Ha, İçerisi 8 olacaksa 8'miş. Soru işareti 5 değil hı. mi? Evet evet 5. Soru işareti 5 oldu. Artık yukarıdakini bulabilirim. Oh. Hatta şimdi x kare buradan 25 geldi. O zaman x kare eşittir 25 ise kök için aldım. Kök için aldım. Kareler gitti. X eşittir 5 midir? Evet. Aslında yukarıda Öklit yapmadan da bulabilirdim eski bilgilerle. Nasıl bulacaktık? Şöyle bulabilirdim. Buradaki dik tamam Öklit'i çağrıştırıyor bana. Olabilir ama burada dik olmasaydı bile ben şu 5 ve 5'i biliyorsam 90 derecelik açıdan tepe noktasından buradan bir doğru çizilmiş ve 5'e 5 bölmüş. Kenar ortay doğrusu muhteşem üçlüden 5, 5, burası orada da 5 olacaktı. Hatırladım. Tamam. O bilgiyi de hatırlamış olalım. Güzel. Öklit. Geldik. Öklit'i bitirdik mi hocam? Öklit'i bitirdik. Yine soru çözümü yapacağız. Yine ödevlerimiz olacak. Yalnız. Onur hocama ödevlerim olacak. Evet, siz de inşallah. Çözeceksiniz. Öklit çok iyiymiş ha. Değil mi? Güzel, evet. Zevkli. Hı-hı. Şimdi diğer bağıntılarını kullandığımız sorularımız ve ödev sorularımız olacak. Yine bir sonraki videoda o ödevlerin çözümünü yapacağız. Önce Onur hocamız çözsün. Evet. Özel açılı üçgenler dedik şimdi. 30, 60, 90. Evet, zaten çokça duyduğumuz. Bunlardaki kenar bağıntıları neler? Onlara bakalım. Hı-hı. Şimdi 30, 60, 90'da 30 derecenin karşısındaki kenara x dersem 60'a 7. 90 derecenin karşısındaki kenar 30'un karşısındakinin 2 katıdır. 2x'tir. Hı hı. 60 derecenin karşısındaki kenar yine 30'u baz alarak söylüyorum. 30'un karşısındaki neydi? X. Onun kök 3 katı diyeceğim. X kök 3 diyeceğim. Bunu oh, adım adamlar, gibi bileceğim. Adamlar bulmuş. Siz uyguluyorsunuz değil mi? Ha, iyi valla bu geometrik. Yani Pisagor'dan da yine iki kenarı biliyorsan, birini unuttuysan Pisagor'dan da çıkartabiliriz ama bunları zaten 30, 60, 90, 45, 45, 90, 120, 30, 30 bu özel açılı üçgenleri zaten bilmemiz gerekiyor. Evet, şuna soruyorum. Şimdi iki tane burada örnek verdim. Neden? Çünkü genel olarak şimdi 60'ın karşısına atıyorum işte 6 kök 3 verdiğinde benim için kolay. Ne yapıyorum? 6 kök 3 burasıysa burası x'te 6 idi. 2 katı 12 burasıydı. Evet. Ama 60'ın karşısındakine kök 3'lü bir sayı vermediği zaman yani 6 gibi bir şey verdiği zaman biraz bocalıyor. Kafa, kafa evet. Karışıyor. Şimdi onun için 2 tane örnek verdim. Mesela burada 6 kök 3 olduğunda ne dedik? 60'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısındakinin kök 3 katıydı. Kök 3'e böldüğümde 6. 6. Bu da 2 katı olacak. 30'un karşısındakinin 2 katı 12. 12. Bitti. Yani aslında ben burada 30 derecenin karşısındaki kenarı baz alarak hep 30 mu hocam burada? 60 derece
şuraya da 90 derecelik açının karşı kenarı dersem. 30 dereceyi baz alarak söylüyorum. Burası A ise A'nın 2 katı 90'ın karşısında, A'nın kök 3 katı 60'ın karşısında. Bu bir formül gibi. Şimdi 60'ın karşısındaki eğer A ise, ne demiştik? 30'un karşısındakinin kök 3 katıydı. O zaman terse giderken de kök 3'e böleceğim. Yani A bölü kök 3. Kök 3 diyeceğim. İş karışıyor. 30'un karşısındakinin 2 katı 90 derecenin karşısındaydı. Evet. O zaman bunun 2 katı 2A bölü kök 3 de burası olacak. İşte burada biraz işler karışıyor. Çok karışıyor hocam. O yüzden bununla ilgili böyle bol bol alıştırma yapmak gerekiyor. Şöyle sorsa kolay da böyle biraz. Aynen işte, o yüzden bu örneği verdim. Şimdi burada sıkıntı yok. Buraya geldim. 60'ın karşısına 6 demiş. Evet. Ben neyi biliyorum? 30 derecenin karşısındaki A ise 90'ın karşısı 2A, 60'ın karşısı A kök 3. Tüh, kural itibariyle. Şimdi demek ki 6, 30'un karşısındakinin kök 3 katıymış. Terse gidersem kök 3'e bölmem evet, gerekiyor. Evet, A bölü 6 bölü kök 3. 6 bölü kök 3. Genelde bu şekilde paydada köklüğü bir sayıyla bırakılmaz. Şıklarda da hiç öyle gelmez. Ben bunu şu şekilde çevirebilirim. Nasıl hocam? 6 bölü kök 3'ün pay ve paydasını kök 3 ile genişlettiğimi düşünürsem. Yukarıyı çarptım, 6 kök 3 oldu mu? Evet. Aşağıyı çarptım, kök 3 ile kök 3'ün çarpımı nedir? Karesi 3, olacak. 3 kendisi. 2 kök 3. Sadeleşti. 2 kök 3. Vay be. Hocam siz de iyisiniz ya. Yavaş yavaş. Sözelci geometri öğreniyor. Yani ben buraya 2 kök 3 diyebilirim. 30'un karşısındaki 2 kök 3 ise 90'ın karşısındaki 2 katıydı. 2A yani 2 çarpı 2 kök 3 doğru mudur hocam? Öyle mi yazacağız? Ha, 4 evet, kök 3 2 olacak. Tane kök 3 burası ise 4 kök 3 de 90'ın karşısında olacak. Buraya dikkat yani. Yani 60'ın karşısında kök 3'lü vermediği zaman şuraya dikkat orada geçer. Dikkat 30'a giderken bölü kök 3 yaparak bulacağım. Şimdi 45 90 üçgeni vermiş. Yine hocam. Özel açılabilir. Üçgenimiz sevdiğimiz burası x, burası x ise niye çok sevimli değil mi? Evet çok sevimli. Üçgen olduğundan bile böyle üçgen olar böyle zulüm görmedi. O nasıl bir üçgen ya? Böyle bir üçgen. Evet. Üçkenarlı bir. Şimdi 45 90'da da bu evet. Daha kolay aslında. Çünkü ikizkenar üçgen. Bu iki kenar birbirine eşit değil mi? Bu taban doğru. Açıları, tepe açısı. Elbette. Sonra burada da diyorum ki ikiz kenarların yani dik kenarların kök 2 katıdır. Yani şu mesela 4 ise 4 ise 4 çarpı kök 2. 4 kök 2 aynen. Yine burada da aynı şekilde 90'ın karşısında kök 2 çarpı ya kök 2'li bir şey verdiği zaman işim kolay. İşte 6 kök 2 mi verdi? 6 6 derim. İşte tamam. 5 kök 2 mi? 5 5 derim. Evet. Ama mesela 90'ın karşısında 5 verdi diyelim ki. Ya da 4 verdi burada olduğu gibi. 5 verdiği zaman tersten gideceğim. Bölü kök 2 yapacağım. Geldim buraya 45 45 90. 90'ın karşısı 4 kök 2 ise hop 4 4 bu kolay. Geçtik. Şimdi 90'ın karşısı 4 ise. Bu sefer köklü vermemiş. Şimdi dik kenarın kök 2 katı 4 ise kök 2'ye böldüğüm zaman bulmayacak mıyım? Evet. Yine aynı şekilde payda da kök varsa ne yapıyordum? Kendisiyle çarpıyorum. Yukarı 4 kök 2 oldu. Aşağısı kök 2 ve kök 2'nin çarpımı evet. Karesiyle kare kök birbirine götürecek için 2 kök 2 oldu. Otomatikman burası da 2 kök 2 olur. 2 kök 2, 2 kök 2. Bunu sadeleştirmiş olduk. Vay be. Kurban olduğum anda neler yaratıyoruz. Neler öğretiyoruz. Evet. Bir yine bu da özel bir üçgenimiz. Aslında bunu özel olarak bilmemize gerek yok. Niye? Çünkü buradan hop bir tane dik indirdiğim zaman burası 60-60 bölmeyecek mi? İkiz kenar doğru, üçgen olduğu doğru. için tam ortadan bölecek. Hı hı. Benim bildiğim bir üçgene dönüştü. 30-60-90. Yanda yapayım şöyle. 60-90 öğrenmiştik değil mi? Evet. Tamam. 30-60-90 da 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2, 60'ın karşısı kök 3. Tamam. Şimdi buradan indirdim. Başka bir renk alayım. Evet bence de. 60-60 şuralar. 30 derece, 30 derece. Şimdi ikiz kenardı zaten 30-30 taban açıları. Şu iki kenar eşit. Bunlara 2A, 2A versem. Evet. Öyle olsun. 90'ın karşısı 2A ise 90'ın karşısındaki 30'un karşısındakinin 2 katıydı. O zaman 30'un karşısı A olur. A olur. 30'un karşısındakinin kök 3 katı 60'ın karşısındaydı. Evet. Ne oldu? A kök 3. A kök 3. Aynı şekilde burası da böyle A kök 3. Burası 2, toplam ne oldu? 2A kök 3. Yani aslında buradaki ikiz kenarların 2A'nın kök 3 katı mı oldu? Aynen o zaman x kök 3 diyeceğiz. Aynen. Aynen. Yani ben bunu özel olarak ezberlemesem de nereden çıkartıyorum? Bildiğim 30-60-90 üçgeninden çıkartabiliyorum. Bu ne şimdi hocam? Böyle bir tane dik olmayan bir soru yazdım buraya. Doğru bunu dik haline mi getireceğiz ne yapacağız?
Benim ya eskiden şu 15, ne? Uzunluk 75, 8'de mi hocam? 90, 22,5, 67,5, 90 üçgenleri de veriliyordu ama artık müfredatta onlar yok. Öyle çok fazla sorulan şeyler değil. İçinde gelebiliyor. İçinde de zaten benim bildiğim özel üçgenlere çevrilebilen şekilde geliyor. Şimdi burada 30 var, 15 var. 30 bana daha yakın geliyor değil mi? Ne için? Daha sıcak mı? Ne alakası? 30 bana daha yakın. Niye? Bana da 15. Hayır. Bana da 15 yakın geliyor. Ne yapacağız şimdi? 30 bana yakın geliyormuş. Hayır. Öğrendiklerimizi baz alıyoruz. Ben 15 yakın geldi bana. Bilmiyorum. 15 gördük mü hiçbir yerde? Olsun. Ben 15'e ben fit oldum burada. Tamam. Bırakıyoruz bana. Tamam. 30 yakın geliyor. Hadi bak. Hadi yakın gelsin. Hadi. Şimdi 30 derece ama 30-60. Şimdi ben bu şartlar altında anlatamıyorum. Yok. 30 bana şu anda yakın geldi. Şimdi 30 derecede ben neyi biliyorum? 30, 60, 90 üçgenini biliyorum. Ha, şimdi anladım hocam. Şimdi yakın geldi işte. Şimdi bir sıcakladım ben. 60 ve 90 var mı burada? Yok. Yok. O yaparız, zaman yaparız. Yapılır, yapılır, yapılır. Var ya bu. İş ne güzelmiş ya. Şans, anamızdan şanslı da olsak geometri öğretmen olurduk. Şimdi içeriden dik çizebilirdim. Oradan da 90 olurdu şöyle. Burası 60 olurdu ama x'i de bölecektim. Ve böyle daha zor, karmaşık ne yakın geliyor? Sen bana onu söyle şimdi. Şimdi x'i ve 8 kenarlarını bölmeden dışarıya ekleme yaptım. Benim evet. için daha kolay oldu. Güzel. 30'sa, 90'sa buranın tamamı ne olacak? 60. 60'tan yani 15 çıkarttım. 45, 45. Yine bildiğim bir tane üçgen oluştu. 45, 90. 45, 45, 90 üçgeninde 90'ın karşısı 8 ise neydi? Evet. A kök 2 idi. Evet. O zaman kök 2'ye böldüğümde 8 bölü kök 2. Onu da ne yapıyordum? Evet. Kök 2, 8 ile çarptım. 8 kök 2 bölü 2. 4 oldu her. Hop, 4 kök 2. 4 kök 2. Vay be. Şimdi burası 4 kök 2 ise zaten 45, 45 ikiz kenardı. Şu evet. parça da 4 kök 2 miymiş? Evet. Buraya kadar gelebildim. X'e neyi geçmem soruyorum? Lazım. Oo değil artık görüyoruz ha, bence. Büyük şuradan üçgene indirelim. Odaklanırsak. Değil mi? Yo, ama nasıl indireceğiz? Büyük üçgene odaklanalım. Tamam odaklandım ben. 30-60 90. Odaklandım. Ben yapmıyorum bunu bulacaksınız. Evet. 30-60-90. Tamam. Bunu yaparsınız. Büyük üçgen 30-60-90 üçgeni ise 90. Ben herhangi bir kenarı biliyorsam büyük 4, üçgende 4, 4, 2. O hangisinin karşısında? Bu, büyükte, büyük üçgende. Bunun karşısında değil 30 mi? 30 derecenin karşısı 4 kök 2 ise 90 derecenin karşısı 30'un karşısındakinin 2 katı. Süper. Evet. O zaman 8 kök 2. Yay. Onu da bölemiyoruz mu? 2 çarpı bilmem ne. Bitti ki x'i soruyor zaten. Tamam. 30 bana yakın geliyor. İsterseniz daha devam edelim. Aha, soru. Evet artık birkaç tane de üzerine soru çözelim. Şimdi konumuz bitti değil mi hocam? Evet, Pisagor, şimdi, Öklit, özel açılı üçgenler, dik üçgende bilmemiz gereken temel şeyler bunlar sorularla pekiştirmeye devam edeceğiz bir sonraki videoda yine. Evet. Geldik buraya. Bir tuhaf şekil. Dik üçgen var hocam. Ha, ben burada bir şeyi atlamışım ama onu hemen şuraya ekleyelim. Ben de bir boşluk hissettim zaten. Burası dik. Tamam, şimdi devam edelim. Evet. Şimdi x var, 2 var, burada bir dik üçgen var. Hı-hı. Burada 10 var alakasız bir yerde. Evet. Ben bunu zaten Öklid konusundaysak bir şekilde Öklid'e çevireceğim. Hı-hı. Ne yapabilirim? Dikten dik inmesi gerekiyordu. Evet. Dikten dik indirdiğim zaman şurası bakın dikdörtgen oldu. Şuradan işte veriyor tamam. Burası 2 ise. Burası da 2. Buraya ne kaldı? 8. 8 kaldı. Soru bitti falan deyip. Burası x ise bitti. Burası da x midir dikdörtgen evet. karşı kenar. Burada ne yapacağım? Dikten dik indiyse artık bununla işim bitti. Evet. Ne yapıyorum? Bağıntıyı nasıl yazacağım? Bunun x kare eşittir. Süper. 2 çarpı 8. 2 çarpı 4 8. Hocam, 4 iş. Artık işlem yapmıyorum. Kafadan çözüyorum. 4. Süper. 4. Evet. Kolaymış değil mi? Öyle kolay, o çok değil kolay. Mi? Çığlığı beş, görünce hemen. Şuraya 90 yapalım. Yok. Yapmayalım. Yapalım devam, devam edelim. Şimdi 30. Böyle bir tanıdık 30-60-90, 45-45-90 ama ikisi farklı burada aynı üçgenin içinde iki açı. Evet. 90 30, derecem yok. Şimdi 30 bize yakın mı geliyor şimdi? 30'da 45 de burada yakın geliyor. Ne yaptık? Hangisini kullansak acaba? Bence evet. ikisini de kullanalım. Hadi bakalım. Nasıl yapacağız? Dik eksik değil mi? Evet. Nereden bir dik indirelim? Ben buradan indiririm. Müthiş. Ben olsam da öyle yapardım. 45-45-90 çıktı. Hayır başka nereye indireceğiz ki? Zaten sadece oradan inmiyor. Evet çok mantıklı. Şimdi 90'ı indirdim. 45 ise burası 45. 90-30 ise burası. Ha, özel üçgenler 60. Çıktı. 60. Evet. Şimdi 12 bilinen kenar, tek bir tane bilinen kenar var. Buradan ilerleyeceğim. Önce bu tarafı kapattım. Bu üçgende 90'ın karşısı, 12 ise 30'un karşısı. Neydi? Onun iki katı mıydı?
Yok, iki, kökü... 90'ın karşısındakinden daha büyük bir kenar olamaz zaten. Tamam, ikiye bölüyordum. Yarısı. Ya 6 işte, bu 12 katı mı diyorum. Aynen. Tamam, 6. 30'un karşısındakinin kök 3 katı da 60'ın karşısındaydı. 6 kök 3, tamam hatırladım. Burası bitti. Evet. Şimdi buraya geldim. Burada bir şey 45, yok. 45, 45, 90 taban açıları. O zaman şu iki kenar ikiz kenar zaten. Hı-hı. Ne oldu? 6. 6, 6. 45, 45, 90'da neydi? Dik kenarların kaç, ne kadar katı? Kök 3 mü? Kök 2 mi? Ne? Kök 2. 6 kök 2. Tamam, aklımda kalsın. 45, 90'da şeyden de aklımda tutuyordum. Ben saçma belki ama işte ikiz kenar ya, 2 kök 2 katı. 45, evet. 45, 90. Saçmaymış yazalım. Bence akılda kalıcı. Yok yok, güzel güzel. 45, çünkü 2 kat olduğu için. Evet. 6, 6, ikiz kenar. Yani ikiz kenarda 2 kat olduğu için. 45, 45, 90'da yalnız kök 2. Hani. Sadece evet. 45, 45, 90. Tabii tabii. Tamam. Hani o ikiz kenar olduğu için onu öyle aklımda tutuyordum lisedeyken, öyle bir şeyim vardı. 6, 6, 6 kök 2 bulduk değil mi? Doğru, doğru. Doğru. Tamamdır hocam. Evet, süper. Bir çığlık daha. Ay, şu sayılardan hep çok korkulur mesela. Hem işte reel sayı, böyle köklü sayı bir şeyler. Evet hocam, ben şu an korktum yani. Köklü sayıyla normal bir sayı toplayınca ne yapıyoruz? 6 dik. Artı 8 kök. Ben burada bildim, ben dikey indirir beklerim. Nereden indiririz? Buradan nereden indireceğiz? Buradan indirelim. Hop, indirdik. Hı. Ne oldu? Dikin karşısı 12 oldu. 90'ın karşısı 12. Burası nedir? 30. 30. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı. 6. 60'ın karşısı. Ha, burası 8 kök 3'müş o zaman zaten. Yapmamıza gerek var mı? Aynen. Burası 6. Burası. Ya, artık zeka parıltıları. 8 kök 3. Evet hocam. Peki soruyu size teslim ediyorum. Pardon. X'i mi? Nasıl bulacağım? Burada da yine bir üçgen oluştu mu acaba? Ama hiçbir ikisi, iki açısı da yok bu. Doğru, acaba evet. Soru mu hatalı, nedir bu? Yok, hatalı değildir de ne yapacağız hocam, doğru diyorsun. Şimdi bu kenarı bulmadım, bulabilirim ama. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı. Hmm. Onun neydi? Yine 6'ydı. Yok, 6 kök 2'ydi. 6 kök 3 İkiz kenar olsa, ikiz kenar olsa 6 kök 3 2'di. 45, 45'de evet. Kök 2. Ama bu ikiz kenar olsaydı buna ikizden aklımızda kalıyordu. 45, 45, 90'dan 6 kök 2 diyorduk ama şu anda 6 kök 3 dedik. 30, 60, 90'da 6 evet. Kök 3. Şimdi yazdı. İki şey bulduk hocam. 6 kök 3, 8 kök hayda. 3, x'i soruyor. Hayda. Bende yine bir şey yok. Ben nasıl bulacağız bunu? Niye bu kadar şeye, özel üçgene odaklanmaya gerek yok? Çünkü burada özel açı yok. Başa dönelim. Pisagor. İki tane dik kenarı biliyorsam x'i bulamaz mıyım? Bulurdum. Dik kenarların kareleri toplamı, hipotenüsün karesi. Karesine eşittir. Hatta bu işlemi de yapmama gerek yok. Bunları kök 3 ile sadeleştirsem 6, 8. Ha, ne üçgeniydi bu? 6, 8. Neyin 2 katı bu? 3... 2'ye böldüm. 5. Vay be. 2 ile çarptım. 10. 3, 4, 5 üçgeni burada. Kök 3 ile sadeleştirmiştim. 10. 6 kök 3, 8 kök 3, 10 kök 3. Vay be. Dik üçgeni. Olaya bak. Bir soru daha mı var? Evet. Hı-hı. Yine bir 15 derece. Yine böyle sevmediğimiz sayılar şıklarda. Evet. Ne yapacağız şimdi? Çözmek ister misiniz? Yok. A, C'yi 4 vermiş. 15. Burayı soruyor. 15 şurada 90 değil mi hocam? Hı hı. Şuraya bunu bulsak bir işimize yarar mı acaba? Orası 75 tamamı. Bir işimize yaramayacak ama ben yine de yazayım. Hı hı. Şimdi AC 4 değil mi? Hı hı. Şimdi 15 derecenin karşısı 4. 90'ın karşısı... Bunu bilmiyorum değil mi? Hiçbir şey bilmiyoruz hocam buradan. Şimdi 15, 75, 90 üçgeninde arkadaşlar genel olarak şu yapılır. 75 derecelik açıyı bölüyorum. Evet. Bölemedim. Tam ikiye mi hocam? Hayır. Şurası 15... 15 çıkarttığımda 60. 60. Burada hem bir 15 15 ikiz kenar üçgen oluşuyor. Burada da 30 60 hocam, 90 oluşuyor. Çok çakalsınız. Bu şekilde genelde 15 75'i bu şekilde böyle böyle ettik üçgenleri bulduk 30 60 90. Şimdi buradaki oranları yazalım. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı onun kök 3 2 katıydı. Hı hı. 8. Süper. İyi ezberlediniz hemen evet, ya. Evet, biraz ama çalışmak lazım tabii ben aynen. Onları. 90'ın karşısı 8. Onu buldum. Şu parça ile şu parça 15 15. Burası ikiz kenardı. Burası da o zaman 8. 8. Oo, yaklaşıyoruz. Şimdi BC'nin tamamını soruyordu. Şu parçayı bulmam gerekiyor. E bitti zaten. Kolay. Nasıl? 30 60 90'da. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı nedir? 4 kök 2. Kök 2 katı kök değil mi? Kök 2. İyi ki öyle bir ipucu verdim. Kök 3. 45 45 90. Ama tamam kök 3. Olduğu için o kök 2. Bu kök 3 değil mi? Evet. Tamam. 30'un karşısındakinin kök 3 katı. 4 kök 3. Evet. O neymiş 4 cevap? 4 kök 3. Tamam. 8 artı 4 kök 3. Hı hı. O zaman cevap Adana. Vay be. Son soruya geldik hocam. Buyurun. Onur Hoca çözüyor ya. 120 derece. Şimdi burada şeye dikkat. Geniş açılı 120, 150 gibi verdiği hı hı. zaman
Şöyle 120'nin bütünleyeni yani 180'e tamamlayan açısı nedir? 60. 60 derece. 120'yi tamamlayan 60. Mesela 150'yi tamamlayan? 30. 30. Sonra 135'i tamamlayan? 45. 45. Ben şunları biliyorum ya. 45-45-90 üçgeni. Yine yaptın çakallığını sana. Yani bana böyle geniş açılar verdiyse. Ha, oradan indireyim diyorsun. Hiç bu açıyı bölmekle uğraşmayın. Yan tarafa bir ek koyayım diyorsun. Evet. Vay İlk be. Aklınıza gelecek olan şey neymiş? Evet. Hocam bunun dur ben bunu hep hayal etmişim. Hadi bakalım. Ben indireyim. Hop. Şimdi şurası bir 60 dik. Hocam. 30. Burası dik. Onu da işaretleyelim. Dik indirdik. 90. Şurası da 30. 30. Evet. Buyurun hocam. Hemen devam. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı? Kök 3. Yok. Bunun 2 katıydı. 2 olur burası. Evet. Ha, tamam. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı? 4. Yay. Süper. 2 kök 3. Ha, daha bitmedi. Ben bitti zannediyordum. Kepenk indirmiyor muyuz? Peki. X'i soruyor bana. Oo. Al hocam. Yine dik üçgenden gideceğim. Artık bitti ha, aslında soru. Burada burası değil mi? Bak soru şuna. 90'ın karşısı 61 ise, yani kök 61 ise değil evet, mi? Evet, devam edelim. Tamam. Bu da 2 kök 3 zaten bulduk. Burası ne oluyordu hocam? Özel açı yok ki. He yok doğru. O zaman ne yapıyorum? Direkt buna odaklanmıyorum. Benim bildiğim temel ne var? Pisagor. Hmm, büyük üçgen. Şuna döndü artık aslında soru. Büyük üçgen şu. Burası 2 kök 3. Aşağısı x artı 2 değil mi tamamı? Tabii. Burası da kök 61. Ben bunu yapamaz mıyım? Evet. Kuralımız neydi hemen hatırlayalım. 90 derecenin karesi hipotenüs karesi. Ha tamam o hemen aklıma geldi. Kök 61'in karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı 2 kök 3'ün karesi artı x artı 2'nin. X artı 2'nin karesi. Bildiğim Pisagor hipotenüsün karesi dik kenarların kareleri toplamına eşittir. Evet. Köklü kare gitti 61 eşittir. Bunun karesini alacağım. Nasıl alırım? Daha önce yapmıştık. Ayrı ayrı düşünürsem 2'nin karesi 4. Kök 3'ün karesi kendisi 3. Evet 12. Yani 12 idi. Artı x artı 2'nin karesi. Hmm. 61'den 12 çıkartırsam ne oluyor? 49 olsun lütfen. 49. Yok olmuyor. Oluyor mu? 4 işlem şu an bende bitti. 49 değil mi? Hayır. Nasıl ya? 9. Evet 49. Kafam gitti bir anda. Son soruda bak. Aa orada yapacaktım. Komşudan alacaktım ben buradan. Alacaksaydım. Ben de bittim şu an. 61 eksi 12 x artı 2'nin karesi. 49 ise demek ki bu içerisi neymiş? X 5 hocam 5. 7 imiş. X karesi. Eşittir de 5 olarak vay bulduk. Be. A şıkkı dedik ve vay sorularımız. Vay be su gibi aktı hocam ders. Bu ders için bitti. Zevkli bundan sonra ben çok zevkli çok acayip. Bundan sonra ne işleyeceğiz? Dedi, gizli gizli geometri çözüyorsunuz ben vallahi. Görüyorum. Akşam eve gidiyorum. Gizli gizli geometri çözüyorum. Evet, şimdi bir sonraki videomuzda bu açıklama kısmında yine ödev soruları 10 tane ödev sorumuz var. Dik üçgenin geneliyle ilgili. Bunlarla alakalı ödev vereceksiniz. Evet o ödev sorularını ben size de teslim edeceğim bu dersten sonra çıkışta. O soruların çözümünü yapacağız bir sonraki videoda. Sonra da özel üçgenlerin diğer ikisi dik üçgeni gördük. İkizkenar ve eşkenar üçgenle devam hocam, edeceğiz. Hocam ödevler için o zaman ben şunları eve götürebilir miyim? Öğrenciler PDF indirecek. Ben de bunları öyle. Alıp gideyim o zaman. O zaman hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyoruz.